seni dinliyorum. Burada 950 şehidin ruhu yatır. Ben tehdidim. 950 nefere siz dinleyin. Tescide duruyorsun. O şahit sedasını göre, onun dince günü, Karabağ herkesten, direk odada tartma şubayı dinleyin. Ve bu müzeyi, müzeyi rehberliği, bizim Asker Müslami Akademimiz var, profesörümüz var. Çağıracağım, bizim sen de üstadlarımla göre, sana hem diplomi edeyim, hem de sırf başı şey. Bundan başınızı ayarlamak için bunların özünün eğinde göre aynı parça sefer demişler. Ki onların dikkati hemen geyirde olsun. Siz inanın ki ben mektepleri okuyayım, onları bir zaman alabilirim. Akıda mektep konumlaştırma, 80 ders aynı parça aldım, özüm aldım. O kim var sen? Ben geçtiğim mektepleri, tarih ben bütün o kuramıza göçeneceğim dedi. Bak, liseyde, bakın hele. Yani ne kadar terk etmiş, oğlan ne kadar, şimdi bu aldığı yerden evladım hemen nasıl? Yani eğilden, Tahir Erlin, eğilden, ilham bir ilden nasıl bir ilimiz kaldı. Beni yani bu müdeğin hakkında, bu müdeğin yardımına karşısında, kısaca eksiklik, benim bazen bu jurnalistimiz benimle müsahip aldı. Bak siz de benimle müsahip aldı. Kide kelime geçsin ya, onu da yekunlaştırıyorum. Senin o böyle ilhamın 2 yaşı tamam olmanın nasibetine oturabilirim. Perdeler bağlayalım, şehitlerimiz kalsın o perdelerimiz alınla. Onlar, ben hemen açık koymamışım, bunu düşünmüşüm tarihlerinden. Bunları gazı zihdemeden sırtında Türkler diye, seyirinde demek 2000'e yakın tasavuk çarpmışlarım. Onu da tarihlerimiz gizli gezmeyi çekip bir de çekilimi. O bir de şekil veririm var ki o şekillere bakanda özüm özüme gelir ki ben buranın nice kalsın, ben buranın nice yarasın. Orada bir geçim var ki buranın bir yeri. Şimdi şu kadar yazmayacağım ki o Eylül'ün aşağısındaki o binanın da 16 otaktan ibaret aeroportlarında tikintisine başlamışlar. Eylesine de son olsun, eylemeseler de ödün edilecek. Əli bəy həmişə deməli sosial şəbəkədə yəni izləyir məni, statuslarda yazır. Bu şəhidlərimiz bu yaxınlarda yəqin hamımızda bəlkə Azərbaycanın başı sağ olsun deyə şəhidlərimiz oldu. Həmin ki günlərdə sosial şəbəkədə statuslar paylaşmışdım. Elə orada da yazdım, qeyd elədim. Mən özüm də həmişə orada sözümü başını qeyd edirəm ki, Azərbaycanımızın igid və vətənpərvər oğlu, həmçinin də böyük qardaşım Əli bəy. Yəni həmişə bunu belə qeyd edirəm. Əli müəllimin onun müsahibə alanda onu deyim ki, həmişə belə də səminliyə sürkənir, öz sözləri ilə digərləri kimi var da müsahibə götürür, politologlarda müsahibə götürmüş deputatlardan hamısı rəsmi danışıblar, sadə cəmaatının, belə deyək, ev cəmaatının heç bir başa düşə bilməyəcəyi bizdə rəsmi cümlələrdən istifadə edirlər. Birincisi, səmimi insandır, danışıq tərzində, danışıq tempində hətta belə ev cəmaatının başa düşəcəyi dildə, tərzdə izah etməyə daha çox gözəl bacarır. Məncə, Əli müəllimin vətənpərvərliyi haqda onun Azərbaycanın fəxr ediləsi bir qəhrəmanı kimi təqdim edilməsini özümə borc bilirəm, amma məncə ehtiyac yoxdur. Artıq hamı onu tanıyır, bütün işlər göz qabağındadır, bütün ictimaiyyətdə çatdırılıb hansı işləri görüb. Ona görə də yəni vətənpərvərliyi haqqında danışmağa, danışsa məncə belə deyə də artıq söz olar. Elə onun necə tanıyıram, öz dilimdə, loğru dildə deyirsəm, məncə daha məqsədə uyğun olar. Yəni, mən inanıram ki, bizim bu balaca evimiz, balaca müzey, müzey kimi yox, öz doğma evimiz sayılır bura. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin deyirəm. Hər zaman borcumuzdur ki, gələk şəhidlərimizin ruhunu ana. Borcumuzdur ki, hər zaman çəkilişlərdə iştirak edəyək, onları link alaq, müsahibə alaq sizdən. Və ən əsası, gələcək nəslə Azərbaycanın tarixi keçmişi, Azərbaycanın ikidlərinin hansı yollardan keçməsi, hansı keçmiş işlik etapları açlığını gənc nəsillərə çatdırmaq üçün borcumuzdur. Sizə də Allah can sağlığı versin ki, yəni bu gənc nəslə, gələcək gənc nəslin yetişdirilməsində, vətənpərvər ruhda büyüməsində belə bir müzeyi açmışsınız, yaratmışsınız. İnanıram ki, bəlkə də biz nəsillərdən sonradan daha da bu müzey daha genişlənəcək və bizlərdən də sonra qalacaq gələcək nəsillərə mükəmməl formada istəyirəm ki, çatdırılsın. Düzdür, bu da mükəmməl formasıdır. Var olun ki, hələ böyük bir adamsız ki, yəni bu tərzdə belə bir geniş, mənim üçün bura çox genişdir, o bahalı müzeylərdənsə bura mənim üçün daha genişdir. Çünki sadə insanın sadə əməyi nəticəsində yaranıb. İnanıram ki, gələcək nəsillərdə mükəmməl formada çatdırılacaq. Çox sağ olun, bizim də yaxınlarınızda göstərdilər, məlum. Çok sağ olun. Mesela millet seçilmiş, 124 nefer millet seçilmiş var. Bir de o mesela hemşe bile tenkide yanaşıran bir derste de dedim. Dedim ki o yerdeki tedbir var, o yerdeki yumuşak var, ailede de var, noksan olmalı. Niye ben o noksanı seçtim? Onu dedi ki bizim bir gözel ziyalı aksakalımız
eleşmiş diye ve fark ettim ki bizim aksakala söz geçsin. Halbuki o aksakal da İlham'ın merhum olmuştu. Ama şimdi ben aksakalı, aksakal kimi yok, bunu bizim meclisin en kişi kimi hesaplayacak. Ben mesela çok olacak. Meli, siz 17 yaşında cemal olmasınız. Onu böyle size sonunda söz vereceğiz. Bak, herkes buradan kimler. Ben Adil Aliyev geldi burada, ben 124 deputada müracaat ederim. Gelin müziğe. Gelmedi, esnede durdu, paşayı bastı, bu hamısına kadar günlerin bir günü Adil Aliyev geldi buraya. Ben oturmamıyla ben sizin istediğiniz ifadeni işlettim ki, ben yalınmadım, Kerim Bey seni tanıdı. Ben kahramanlık edememişim. Hesabı o devletimizde Heydeli ve Gökçe'den 1017 haftama terk etmişim. 950 tane miydi Ermeni esirinde olan Azerbaycanlıların o cesetlerini yürüp etmişim, onu edememişim. Gazetelerden de bir Ermeni üreğe çıkarıp çeyreksem ki 8 yaşında kızı sağlık, köpür sağlık, günah nedir bu başı, niye bu oyuna çıksan? Valla buraya gelirler, geçtim dışarıya, dedim ben talebeler var. O talebe de, anasına dedi ki, ben üstte kabloluğunda o diplomu özümden alacağım. O kişi de deyir ki, anlamadım ben nişanlansam çeyizlerim için de en azim olacak. Anası da gelmiş ki, ay oğul bu uşaklardan ne büyük, sen bir şey korumaya açsan ki, bunu 300 muaf edin, oradan da aldım. Ne bu? Argonlar aldım. Kocalı faciasını ele canlandırdılar. Gördüm o bayram, sefer bayram ele vaziyette geçti. Onun kaçtığının gününe baktım. Üreğim vardı ki bir çoğu saat üçü yerdim onu. Başı çıktı aşağı geçti. Şimdi cihazimden baştı. Ehmet bilmedi uşak nece istiradını okuyordu. Nece onun o karın içinde o uşakların güzelliğine o birisi geldi ona haraçını verdi. O gün o uşağın anamı istiyor, kocamı istiyor, beni köpretti, beni avaktı. Onu gören insan, meğer o uşağı ruhlandırmaz mı? Ona heves vermez mi? Ben ona göre dedim ki, gördüm ki, dedi ki, dedi bak Adil Aliyev de gelirse, telefeler gelir, haciler gelir, filan yerde gelir. İlham Aliyev de gelir mi? Yok bir dakika. Oğlum İlham da gelir dedim, yok gelmedi. Olmasın ona, elim sıçradım, birden ağzım geldim, yıkıldı, götüm onu yardım çabuk. Yani bugün size var diyelim, balık, konaklık, yemek, boş şeyleri, yorum, ikarım, çürektir, tam onu tapayım. Ama o bir hale eziyeti çekersiniz, o gün tedbir keçirersiniz. Ve oradan da İlham da öz başının destesiyle bak buraya gelmesi, bak bu müzeyde bu şehir ruhunu, burada bir ihsan kesmesi, burada bir köşe, bal onların ruhu şahılır, ben böyle bakıyorum. Doğrudan. Bu sizin bu eziyetinizin zahmetinizi ben gördüm. Çok heyecanlı. Belki de sizin biraz ben sinitimi tanıdım ama orada çekildim, oraya bir yola bakıram. Balaca. Göz yaşadınız ki. Böyle bir iş görmüşüz. Ama gerek bizim halkımız, milletimiz, devletimiz bilmelidir ki kentmiş kentmişe sökelerinde çevrilik var olur. Dağ dağa söykenende zaman zaman var olur. El ile söykense memleket batırmaz olar. El ile söykenende çiçeğe yazılır, filan. Sizin bu büyük işinizi şahsen ben Azerbaycan vatandaşı olarak, onun ziyaretçi olarak çok yüksek kıymetlendirir. Allah bilenlerine rahmet eylesin. Gerek halkımız, milletimiz bu eziyeti kıymetlendirsin. Ve nihayet Şerif bir daha yine bugün çok güzel, maraklı bir tedbirde iştirak edelim. Yani mellimim olduğum benim talebemin, yani onsuz da bir yaktan da onu ben alim meclislerin başında oturan bir oğul gibi tanıyordum. Bir daha onun meclisinde iştirak edelim. Cemile Hanım'a da minnettarım ki bana zeng edeyim. Telefonumu takıp, memremi takıp, beni bu meclise davetlerdi. Ve sebepkar bunlar oldular ki ben sizin bu yeri görüyorum. Şeklini çekiyorum. Evet, bir başka sebepkarım. Onun dışında ben belediyenin üzerinde ömrümüzde öbür artır. Bu vardı, bu yakınlarda ben o kadar Van şehrinde tek başıma dün meydanda şekiller düzüm durdum orada. Bir tane kısa döndüm ben başıma. Kırmanca dedim, kırmanca ne zaten? Dedi ki sen oğlum Kürt'ün güzel. Ya bunlar kim dedim Allah'a emin değilsin. Ermenilerin padişkesi. Ya bunlar hangisi Kürt dedi. Pardon dedim kembece evlaçım. Allah o fena çektiler. Bütün millet bunu tek bir Azerbaycan oğlu. 1700 muhalif her şekilde dişleri sata sata. Baba oğlu var. Başlar. Bugün ben gene derim. Oranın meyri.
Kur'an'ı kurak dedi ders. Kur'an'ı şeyhi beni kabul etti. Dedi ki ben istedim ki Ali Bey'e bir elimi para vereyim. Oturdum onunla gelip konuştum. Gördüm hiç paradan zaten bunun hiçbir maravı yok da. Bunun bir tane bu insanlara Allah taraflarından kömek olması. Biz çok düşündük. Ve o bana sert cevap etti. Arada dinleye gelmeyeceğim, ben burada dinlemeye gelmeyeceğim. Neye gelsin bir Kur'an bağışladım. Dediniz ki bu Kur'an seni ve bütün senin halkını bulursun. Ben o Kur'an'ın ben sevdiğine getirdim. Evet. İnanırsan, yani biz de eriyiz. Ama adamın içinde bazı şeyler de dünyasında da yandırır adamı. Ben Türk dedi ki senin emellerin Türk dünyasında zaten milattan üstünde olursa. Ve yani bir resmenlerce o milleri devlet edilse gerek ki büyük bir servet olur. Hem o servetten istifade edip iş görürse. Şimdi eylemler ama sizin ödünün terbiye günü mevzu servet. Ben aksakalımı tanımadım. Hiçbirinden bir evlattan da hiç bilmiyorum. Adam hocam nasıl bir kez dedi. Çok köze bunu kaldı kendisi düştü. Vallahi ben o kıyafetimde hal olsun ilhama. İlhamın aklına dedi ki birinci nöbede Türkiye'de bir akademik siz yaşta eğerinden kısa mülahatı ben konunun dağım için niye güzel? Dedi ki ben senin erdilerin bağrına basmak istiyorum. Sen ne kadar ben cebimi kurtarladım, gözümü eğdim, uzandım bir, 15 defa durmaya bağladım. Ben bunu bir saniye yapacağım. Dedi ki, abi sen dedi, ağzın dedi, kulağını duyuyor musun? Allah Allah, mikrofon elektrik sesle dedim, duyuyor. Sen niye geldin? Dedim, ben yaşadım, sen yaşadın. Onu göre sen de yakalarla şimdi yaşadın. Şimdi, ben yaşadım bu kapı kız yaşadım. O buradakiler yaşadım. Şimdi gözlerine bak, birazdan bakıyorum ki, der ki, burada girmişim, o bacım da bak, fotoğrafı, öt telefon sorularına geldiler buna. Bu da bir müddetsiz bir yerdi. Benim Şahin Mermin'in heyet yoldaşı burada 60 sefer halva çalır. Tekrar tekrar temennası bu istekanları koy, bu halvanı götür, bunu yersin. Şehit anaları gelip elleri üzerinde diyor ki, biz yine bir yere geldik, balamızın hakkı gelin, biz ana var ki balasının bir kusurun tabanı diyor. Biz gelin gönlün, ben neler geçmişim orada. Ata var ki gözünden güllede baş dağılıp gözünü yumur. Yeri yeğitlerine yumur, gözünü yumur. Vurup göz açısına adıma magazinim. Orada dehşetti. Yıkıldım yine, pansiyonu yaptım koydum burama. İslam adında bir aslında işi var. Dedi ayı bana, bilirim sen öylesen bunu eğitensin. Sen şimdi ne biri ne aksarsa dedim yüceğim diye yapıştım hatta tak yerim burada. Ki başı olmayan bir insanın değeri bağlı, gözü açılır. Elmas'ın kimdeki kiminde uşağın her şekli var. Yani kısa gel. Arvada metin yazdı. Arvada uşağın her şekli imkan bilmiş ki bunu gözlüğümüzü. Sonra ben uşağını çıkarttım, koydum silahsın üstüne. Dedim ki adı ne dedi? Ne var mı var? Bakın bir tane. Yani her aslında bir. Ananın karnında balasının sesini işitmişler. Dedesinin cenazesini kaldığında kaçana vardır. Yoldaşı hamile geldi yanıma. Bir de kız. Baba hemen bu şekilde. Burada hemen oğlan var. Abi Merkür Namik'tir. 11 kilometre mesafeden tek başına gelmişti. Bizden ilham edip geldi el uzattı da başı gösterdi dedi bu adam hayatta sağlığı yok söyle ki. Ali Bey hem de dedim onu bilmem. Komutandı bak bir tane tek başlık. Asmışlar gözden grantoma kalmışlar. Şimdi bakın bizim uşaklarının ekseriyetin cins organlarını kesip etmeleri yapardı. Cimlerle yapardı. Onu yazmışlar büyüğünü olur. Sen çok versin. Bak burada. 32 tane güllü var yaralıya. Bu köpürü düşman, bizim düşmanımız. O gün ben buradan bayını patlat geldim. Çıktım, çıkanda dedim, hiç kez soruşma, deli bir hale geçsin. Dedim, sana baktım yemekhana, sola baktım çaykhana, tabak kim demlerdi. Filan khana. Neyse ki bu khanalar var, hele bizim balalarımız. İdil boyunca kaynalar. Turan deyip bizi haylar, tarihe sığmaz saraylar. Nekde Turan diyen diller, burada, burada diyer iller. Elimiz kalmasın boşta, kervanımız koşa koşta, bu kaç kardeş bu savaşta. Turan diyen giderler, savaşlarda nerverler, zaman bizi sesemekte. Bizim seslemekte, gidenleri beklemekte, Turan bize kader oldu, biz Turan'a gider oldu. Cisimleriyle gitseler de, ruhlarıyla kalanlarım, doğulan nesilleriyle yeniden doğulanlarım. İsmi cana şeref veren,
Turanlarım, Mekelerim, Şah babam, Şah İsmail'im, Oğuz atam, Naiman anam, Nogay yordum, Kuman yordum, Altaylarım diz başında, elim vefen savaşında, altın kızıl arayanlar, aç karnını sarayanlar, acı bize kader oldu, atımıza kehar oldu. Çap atını, çap Türkoğlu, bu kaderi başından at, özünü yeniden yara, özünü yeniden yara. Ruhundaki o kuvveti, igidliği, cesareti dünyamızı yıkanlara göster bir de. Adalet var. Beşerde de. Adaletle bu dünyanın berfa et de. Boy boylandım, dedem gondu. Kurtarıp bu dert. Elemden, bed kalemden, yurdumda kalmasın yağı, alacağız Karabağ'ı, alacağız Karabağ'ı. Turan yolu Karabağ'dı, zefere buradan başlayak, Tebriz'den, Erk'ten başlayak. Tebriz'imin gözü yolda, demir parmaklı kolda, yatı billerin yaddaşı, o yada dostu kardeşi. Bir sime vursun yazılar, bir dizden kalksın gaziler. Sen hanlar hanı Bayandur'un, iç Oğuz'un, dış Oğuz'un, Emir Teymur, Bilge Hagan, hanedanlar evladısan. Kızıl alma diyarından kahramansan, salam olsun uca beyler, sizden güç almak istedik, salam olsun koşa beyler, siz tek güç almak istedik. Cevahir, bu ağrı, bu sitem nedir? Dünya üç gün diyen İbenayidir. Bize Turan gerek, Turan hanedir. Yolumuz Turan'a, Kur'an'a doğru. Yolumuz imana, inama doğru. Yaşasın Azerbaycanımız, yaşasın Türk dünyamız, yaşasın Karabağımız. Emin amanlık olsun, sülh olsun. Tanrı'dan bir arzum var ki, ben bu Turan'a doğru şiirimi güzel Qarabağımızda, Şuşamızda, Laçınımızda, Zengilanımızda, Qubadımızda deyim. İnşallah. Yarazılığınızla ilk təklif qarşı olurdum. Çok şad oldum. Ona göre sevindim, şad oldum. Birinci növbədə siz istər istəməz olucunu Turan yerine səyahətə aparmağa qadir olun. Ve bu şehirde ben hakikaten bir coğrafi bir xalq kimi şehirde dikkat yetirdiysen gezdim ve öyle bir şehirde coştum, kütletten ibaret mesum şehirden sonra ana hakkında değilim. Bir yaşımı soruşlar demedim, ben de burada bilinecek. Anamın buhçası var, cırıq cırıq. Saklanıp gençlikten yadigar gibi. Tükürüp üstüne keder, ıskırık. Yoksa da gözalım adamlar gibi. Rüyada eşidip yarın sesini, gözünü yollara dikipti anam. Davanın her acı hatiresini köhne buhçasına büküptü anam. Buhçada atamın arzu dileği, alovlu davanın közü saklanıp, cevapsız mehtupla teze köyneyi bir de belki geldi sözü sağlar. Sağ olun. Bravo. Ben o güzel hanımın zahmetiyle geldim. Hakikaten de. Onun hürmetini çok istedim. Yaşı güzel bir hanımdı. Bu bir kismetiydi ki ben sizi kim güzel bir insanlarla görüştüm. Çok memnun oldum. İnanırım ki bu görüşlerimiz
inşallah büyük bir auditoriya şeklinde de olacak. Bu günlerde benim güzel sazlı, sözlü, güzel bir meclisim olacak. Bizim İlhan Bey'in çekilişiyle Allah'ınızda New televizyasının çekilişinde, onların təqdimatında Baku New TV'nin. Allah koysa, yəqin ki bu oktyabrın 15-20 arası mən planlaştırıram. Ramazan bayramı münasibətindən, gözəl qurban bayramı münasibətindən bağışlayın. Gözəl bir məclis, sazlı, sözlü, söz ustaları, saz ustaları məclisimin qonağı olacaq. Mən rəhbərliyimlə belə bir gözəl Leyla xanımın da gözəl bizim gözəl xanımız, gözəl Baku Neft televiziyası, News televiziyasının təqdim deməli Allah qoysa bir yerdə gözəl bir layihə çıxacaq qarşınıza. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Olsun canım gözüm. General Əli bəy xeyir olsun, gözəl müzeyin axarlı baxarlı olsun. Gələni gedəni çox olsun. Vətən sevərlər olsun. Vətənimizin, millətimizin, evlatlarımızın qəlbində vətən həsrəti, vətən eşqisi, Qarabağ həsrəti yaşadan bu muzeyin mübarək olsun deyirəm. Axarlı baxarlı olsun, gəlimli gedimli olsun. İnşallah tez tez ziyarətinizə gələrik. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Bu şərəfi mənə nail etdi. Yaşamağı sevdirdin. Anam mənim əzizim. Qara saçlar ağardı. Nurlu siman qocaldı. Dənizin də saraldı. Anam mənim əzizim. Amma mənim üçün hələ dəq vurursan yenə də cavansan sən necə də anam mənim əzizim. Bu mənim işlərimi yiyib qaçırdım. Bravo. Həqiqətən, anaların zəhməti sayəsində biz böyüyürük, sala dalırıq. Yəni, 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 yə